Çok büyük bir güvenlik riskini de kendi kendimize üretmiş olduk. Yani bunu tabii ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları üretmedi. Kim üretti? Erdoğan üretti, Davutoğlu üretti, Hakan Fidan üretti, İbrahim Kalın üretti. Onların politikasıydı bu. Hatırlarsanız işte Suriye'den Türkiye'ye füze atılmasından çeşitli davalara konu olan diğer iddialara varana kadar. Biz bu işin tarafı olduk ve burada bu cihatçı teröristlerin silahlanmasıyla alakalı da bir güvenlik riskinin oluşmasında bölgede belki en az paya sahip olsak da bir şekilde payı olduk. Bir suçlusu, bir zanlısı olduk, faili olduk. Şimdi buradan sonra gelişecek süreçte Türkiye'nin siyasi manevralarını gerek Suriye ile ilişkilerinde, gerek Batı ile ilişkilerinde, gerek İran ve Rusya ile ilişkilerinde yapacağı bütün manevralar farklı bir yerden ona handikap çıkartacak Türkiye'ye. Yani burada kendimizi dışsallaştırarak konuşuyoruz ama aslında buradan hepimiz doğrudan etkileniyoruz. Ne anlama geliyor bu? Siz Esad'la yeni bir süreç, yeni bir müzakere süreci yürütmeye başladığınızda bugün Kuzey Suriye'deki manzaralarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Kuzey Suriye'de daha önce de benzer isyanlar meydana gelmişti. Ancak bu isyanların hiçbirisi bu kadar kitleselleşmemişti ve aynı anda Türkiye'nin kontrol ettiği bütün bölgelere ve İdlib'e sıçramamıştı. Bugünkü hadisenin aslında özel olan kısmı da, onu özel yapan şey de çok kitlesel ve bölgenin tamamına yansıyan bir denemeye sahip olması. Buna benzer isyanlar işte PYD'nin kontrolündeki bölgelerde de gerçekleşti. IŞİD'in daha önceden kontrol ettiği bölgelerde de gerçekleşti. Esad'ın kontrol ettiği bölgelerde de sık sık gerçekleşti. Ama çözümle alakalı bir şey konuşacaksak burada aslında Türkiye'nin de çok fazla seçeneği kalmadı. Evet, Esad'la görüşmek seçeneklerden birisi ama siz Esad'la görüştüğünüzde aslında binlerce savaş suçu işlemiş, kendi vatandaşlarına karşı katliamlar bu arada Sayın Yıldırım, bir virgül daha koyacağım. Sürekli gelişmeler oluyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da X platformu üzerinden bir paylaşım yapmış. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen çocuk istismarı olayıyla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Çocuk ve ailesi ise devletimizin koruması altındadır diyor. Suriyeli sığınmacılar üzerinden milletimizin birliğini ve ülkemizin huzurunu bozmaya yönelik faaliyetlerle sosyal medya üzerinden yapılan provokatif girişimler, asılsız iddialarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturmalar sürdürülüyor ve gözaltı kararı veriliyor diyor. Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir. Ayrımcılık yaparak, ötekileştirerek, nefret dili kullanarak milletimizin arasına nifak tohumları ekmek isteyenler asla amacına ulaşamayacaktır. Sağduyulu davranmaya davet etmiş. Buyurun.